Değerli izleyiciler, bugün Ramazan Sohbetleri programının üçüncüsünde birlikteyiz. Bugün Ramazan'ımızın yarısını geçtik değil mi hocam? Evet. Ramazan ayının sanıyorum 17. orucunu tutuyoruz. Allah yaptığımız ibadetleri, tuttuğumuz oruçları ve bu dua ayı ve Kur'an ayı olan Ramazan ayının ülkemize, milletimize ve ödemişimize hayırlar getirmesini temenni ederek bugünkü sohbetimize başlıyoruz. Bugünkü Ramazan sohbetlerimizin konusu Mehmet Raif Cilesun Hoca. 1906 yılında Ödemiş'te doğdu. Öğrenimini İzmir Sultanisi'nde devam etti. Bu sırada Yunanların İzmir'i işgali tahsilini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Cumhuriyet'in ilanına müteakip Ödemiş ilçesinde İmam Hatip Okulu'na kayıt oldu. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun uygulanması ile İmam Hatip Okulu kapatıldı. Bu Galatasaray Lisesi ayarında oluyor. İzmir'deki Sultaniye dediniz o ya. Galatasaray Lisesi ayarında. Çok böyle kapatıldı. Yani tamamen batıya açık bir şey yani. Ege'nin en güzel şeyi, lisesi ve... Evet. Ödemiş İmam Hatip Okulu kapatılınca 1925 yılında İstanbul Robert Koleji'ne kayıt oldu ve buradan mezun oldu. Dolayısıyla İngilizce, Fransızca başta olmak üzere Arapça, Farsça dillerine vakıftı. Hatta Ödemiş'te yaşadığı dönemler. Rumcayı da öğrendi diyebiliriz. Yunan gitmeden evvel tabii burada 5000 tane Rum var, 1000 tane de Ermeni var. Ödemiş ekonomisi arası tamamen azınlıkların elinde olduğundan dolayı. Dolayısıyla bu Ödemiş'teki ticari hayatı onlarla beraber yürüttü ve onlardan öğrendi. Evet. Dolayısıyla Rumcayı da kısmen biliyordu yani. Evet. Böyle bir güzelliği de vardı büyüğümüzün. Türkiye'de dini neşriyatın öncülerindendir. Sönmez neşriyatın ilk kurucular arasında yer almıştır. Evet. 1949 senesinde ise bir siyasi partinin İzmir milletvekili adayı olmuştur. Evet. Fakat milletvekili olamamıştır. Evet. Aslında milletvekili veya siyasi hayata girmesi, siyasete atılması sadece stratejik bir olaydır. Evet. Yine de İslam'a hizmet etmek için bu yola girmiştir. Abi bunu ben size ileride soracağım tekrar. Evet. 1951 yılında İlim Yayma Cemiyeti'nin kurulmasına öncülük yapmış. Tabi İstanbul İlim Yayma Cemiyeti'nin kurulmasına öncülük yapmış. Daha sonra İzmir'de İl Fakirlerini Koruma Derneği ile Halk Eğitim Derneği'nin kurucusu olmuştur. Bu arada İlahiyat Dernekleri Federasyonu tüzüğünü hazırlayarak kurulmasına vesile olmuştur. Yeni İstiklal Mecmuası ve günlük siyasi gazete çıkarma teşebbüslerinde bulunmuştur. Aynı zamanda yazar, entelektüel bir insan olduğunu anlıyoruz. Dönemin entelektüeli ve yazarı. Kalemi gayet güçlü yani. Evet, kalemi gayet güçlü. Halen İzmir'de Kur'an-ı Kerim Bilimlerinde Öğrenci Yetiştirme Derneği'nde o gün... Orada faal bir görev yapmaktaydı. Yazar eserlerinde hayali konulardan ziyade içinde bulunduğu olayları kaleme almıştır. Evet. Romanlarında daha çok işlediği konular nice temiz aile kızları sokaklara neden düşürüldü, evet. Nice gencin neden avare bir hayatın içinde bocaladığı, evet. Aydın kişi olma, ilerici olma uğruna atılan yanlış adımlar, asi gençliğin doğmasına sebep olan anarşinin sebepleri nelerdir? Evet. Hep bunlar üzerine kafa yordu, evet. Ve roman çalışmalarını, yazın hayatını bunlar üzerine yoğunlaştırdı. Evet. Yazar eserlerinde Türk toplumunun her kesimini ele aldı, evet. Ve işledi. Daha sonra da
çözümünü de, şifasını da, dertlerimizin şifasını da net olarak evet. ortaya koydu. Başlıca eserlerine gelirsek, evet. oğlum Osman, tabii. kızım Ayşe, evet. bir annenin feryadı, evet. haram lokma, evet. beklenen sabah, dinmeyen gözyaşları, evet. gafiller, kutsal çile, Veysel Karani, evet. bitmeyen zulüm, Küçük Efe evet. ve Bedir kahramanları, evet. Veysel Karani. Bunları sayabiliriz. Şimdi bunlar, hocam, şöyle ben size yavaş yavaş üstadım, soracağım. Üstadım, bunlar bilinen, daha bilinmeyen daha nice eserler var. Evet, yani. Bizim tespit edebildiğimiz, şöyle hemen sohbetimizin başında sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle Bedir Kahramanları isimli iki ciltlik bir kitabı var. İki ciltin bir araya getirilmesi. Daha sonra bu şöyle Bedir Kahramanları olarak ciltler halinde basıldı. Bu sanıyorum ikinci cilt. 1 ve 2 olarak basıldı. Öncesi bidayetinde bu şekilde iki cilt bir arada basılmış. Evet. Bu Raif Cilasun hocamızın ilk basılan eserlerindendir. Aslında ilk basılan eseri Oğlum Osman'dır. Evet. Oğlum Osman sinema şeyine evet. sinemaya ne diyoruz? Uyarlanmış evet. Kızım Ayşe ve Oğlum Osman romanları sinema filmi çekilmiştir ve döneminde çok da ilgi çekmiştir. İlgi. Şimdi bu kitap özellikle Zeki Eker abimizin bugün bu program için hazırlık yaparken karşısına çıkmış. Bunu getirmesini ben kendisinden rica ettim. Bu kitap 1980 tarihinde yani 12 Raif Cilasun hocamız Ödemiş'e geldiğinde bu kitabı burada imzalamış. Kendi imzası da var. Şöyle bakıyorum. Hocam soracağım sana şimdi. Sağ olun. Şükran 1011 evet ne 14, diyor? 14 9 14 Eylül 1980 tarihinde Şükran Akpolat kızıma okudukça beni anması için bir hatıra ve bedia. Yani bedia aydınlanma anlamına evet. geliyor. Raif Cilasun kendi imzasıyla şöyle evet. görüyoruz zaten. Hocam bu kitabın hikayesi nedir? Bir anlatır mısınız? Efendim bu Bedir kahramanları Cenab-ı Peygamber'in ilk şeyi yani İslam'ın yeniden neşvenema bulması için 300 kişilik bir orduyla 1000'i yakın müşrik ordusunu şey yapması, efendim bozguna uğratması. Bunu roman haline getirmiş Raif Cilasun hocamız. Hı hı. Bu benim Şükran Akpolat da benim ablamın kızı oluyor. Kendisi Gerel'dendir. Bunu veriliş tarihi de 14-9 yani 12 Eylül'de 2 gün evvel bu şey verilmiş. Orada tarih öyle görünüyor. Sağ olsun Allah razı olsun. Hadi dedim yani bunu Ödemiş halkını duyurma babında rica ettim getirdi geldi. Bu şekilde tarihimize buluşturmuş. Şu anda kaç yaşında? Şu anda 63 yaşında. Evet, bir hatırayı burada tekrar evet. Almış olduk. Evet. 1980 yılında bir Ödemiş ziyaretinde evet. Raif Cilasun hocamızın evet. akrabasına bu kitabı yani imzalamış. Benim yeğenim oluyor. Yeğenini evet, evet imzalamış evet. ve rica etmiş. Bunu evet. bir göstermek için programımıza kadar getirmiş. Evet. Hem Şükran Hanım'a evet. hem de hocama teşekkür ediyorum. Şöyle bunu Bedir Kahramanları kitabını şöyle koyuyorum. Akif'in dediği gibi Bedir'in kahramanları ancak bu kadar şey diyor. Yani evet. Çanakkale ile birbirine irtibatlandırıyor. Şimdi Haram Lokma kitabı şu 1994 yılında yazılmış 9. baskıya kadar ulaşmış. Evet. Hocam şöyle evet. Haram Lokma. Sonra Dinmeyen Gözyaşları kitabımız Dinmeyen Gözyaşları. Evet şu. Evet 1989 yılında Anadolu Yayınları'ndan evet. İstanbul'da basılmış. Evet. Bir annenin feryadı. Şöyle geliyoruz.
Evet. Bir Annenin Feryadı kitabı da 1994 yılında Erhan yayınlarından, evet, yine İstanbul baskılı, evet, şöyle Bir Annenin Feryadı. Evet. Şunu okumak istiyorum. 20. asrın sefih medeniyet bataklığında, evet, boğulmak üzere olan torununu kurtarabilmek için, evet, ömrünün son nefesine kadar mücadele eden bir ihtiyarın, evet, gözler yaşartan mücadelesi. Tamam. Şu kitap. Tamam. Evet. Çok konuşacağız daha inşallah. Bakıyoruz, devam ediyoruz. Raif Cilisun amcanın derdi, tüm derdi gençler değil mi hocam? Eğitimdi. Her eğitim. Şey. Yani eğitim. 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 Evet. Zaten hep böyle devamlı Sevil-i Reşat'ı yazı göndermesinde hep Ödemiş'teki okulların nasıl şey yapılması, yeniden güzelleşmesi, yeniden efendim, evet, ihya edilmesiyle ilgili bütün yazılar öyle. Dayısı da öyle, kendisi de öyle. Zaten yani hayatını tamamen eğitimi verdi. İzmir'de de öyle, İstanbul'da da öyle, Türkiye satında da birçok okulların, derneklerin açılmasına öncülük yaptı yani hocam. Hocam kitap... Ama bunu tek yönlü değil yani. Tabii yani, tabii. Liselerde okutulan modern dersler neyse onlarla da aynı okutulmak üzere. Evet. Bunların öncülüğünü yaptı hocamız. Diğer eser, kitap tanıtmaya devam ediyoruz hocam. Evet. Şunlar bir bitsin. Sonra artık yavaş yavaş hayatı, evet, ve yaptıkları ile ilgili, evet, biraz daha konuyu açacağım. Evet. Kutsal Çile, yazarımızın 1998 yılında, evet, Konya'da basılan bir kitap hocam. Evet. Konya'da önemli. Tamam. Diğer kitapları İstanbul'da basılmış, bu Konya'da basılmış. Evet. Devam ediyoruz. Bedir Kahramanları'nı, evet, söylemiştik. Bir ve ikinci cilt, evet, olarak çıkmış. Evet. Şöyle, bitmeyen zulmet. Çelik yayınlarından çıkmış. Evet. Ve bu da bitmeyen zulmet. Evet, Çelik yayınları sanıyorum. Bu da İstanbul baskılı bir kitap. Evet. Hoca Efendi'nin. Yani Hacı Raif Efendi'nin. Bedir Kahramanları'nı söylemiştik. Bitmeyen zulmetten sonra Beklenen Sabah. Tamam. Şöyle, yani Beklenen Sabah kitabı da Ebru yayınlarından İstanbul'dan, evet, 2010 yılında, evet, tekrar baskısı yapılmış, evet, olan kitaplardan. Kaçıncı baskı, şöyle bakalım. Tabii ki burada yazmıyor ama evet, basım yeri Eflatun Matbaası İstanbul. Evet, yani görüyorsunuz. Onlar, yani o kadar çok kitabı var ki biz kitapların arasında seçmekte zorlanıyoruz. Evet. O kadar verimli, çalışkan bir insan. Karşımızdaki yazar, romancı ve milleti için gecesini gündüzüne katan, değil mi hocam? Hiç, evet, durmayan, öğrencilere ve talebelerine adanmış bir, evet, hayat diyebiliriz. Son kitabımız ise Gafiller. Gafiller, Raif Cilesun amcanın yine 1992 yılında İstanbul'da basılan eseri. Bu eserin arkasında birkaç cümle var, onu sunmak istiyorum. Medeni olmak, Avrupalı olmak, Avrupa'da doğmuş olmak ne demektir? Avrupa'da doğmuş olmak mı demektir sadece? Düzeltiyorum, tekrarlıyorum hocam bu cümlemi. Medeni olmak, Avrupalı olmak, Avrupa'da doğmuş olmak mı demektir sadece? Ve medeni olmak, mutlu olmak, mutlu insan anlamına gelir mi? Monsieur Richard, Mike, Tevfik, Eliza ve diğerleri Avrupa'da doğmuşlar. Medeniyetin ortasında büyümüşlerdir ama mutlu değillerdir. Bir şey vardı içlerinde, mutlu olmalarına engel olan. Semalarında ezan seslerinin yükseldiği nice İslam ülkesinin insanları, sahip oldukları emsalsiz hazinenin kıymetini bilemez. Hayatlarını süfli
emeller peşinde tüketirlerken onlar saadetlerin en büyüğüne, en erişilmesine sebatla, inançla, imanla ulaştılar. Bu roman onların ve onlar gibi inananların hayatlarından birer kesittir. Kendi el yazısıyla bunları kitabın özetini sunmuş. Evet hocam, bir de ne var? Küçük Efe var. Bunu geçen haftaki programımızda tanıtmıştık, hatırlıyorsanız. Kısmen anlatılmıştı. Hocam bu Küçük Efe onun çok farklı bir çocuk edebiyatı yazarı kendisi ama bunun bir özelliği var. Bunu anlatır mısınız bize? Şimdi, o kitabın özelliğini. Şimdi malum 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edildi. Bir ay sonra Haziran 1919 yılında Yunan palikaryaları diyelim, Yunan sürüleri Ödemiş'e geldi. İstasyondan artık Ödemiş'in içine doğru hareket etmeye başladılar. İşgali başladılar. Gelen askerlerin sayısı da 7000 civarındaydı. 7000. Tabi burası yani Küçük Menderes havasına, havzasına hakim olmak için çok böyle özel şeyler gelmesi lazım. Başındaki Yunan komutanı da ertesi gün ne yaptı? Medreselere tefteşi çıktı. Çocukları diyor ki şöyle Kur'an-ı Kerim'i okuyun bakalım diyor. Hemen yanlışlarını anında buluyor. Yunan komutanı öyle ki adeta bir müderris gibi yetişmiş o şekilde. Misyoner. Misyoner. Davasının adamı demek. Velhasıl Ödemiş'in içine doğru böyle yöneliyorlar. Ne diye? Yerli Rumlar da hepsi sağa sola dizilmiş. Ödemiş halkı da evlerinin içine böyle çekilmişler. Hüzün içinde hüngür hüngür ağlıyorlar artık. Memleket elden gidiyor diye. Ödemiş'teki Rumlar da bağırıyorlar, tezahür ediyorlar. Ne diye? Zito zito diyorlar. Yani çok yaşa çok yaşa diye. İşte bu. İşte zaman başladı. Yine bu iki bölüm ayırıyorsunuz siz. Ben bölümün sonunda ikinci bölüme giriş yapacağım yine. Aynen tamam. Oraya bir şey takmayacağım hocam. Şey... Bu şeyi takmayacak mısınız yok, bugün? Yok. Öndeki mikrofonu alıyoruz şu an. Ha, tamam. Buradan alıyorlar. Tamam. Alıyorsun değil mi? Başlayalım. Değerli izleyiciler, bugün Ramazan Sohbetleri programının üçüncüsünde birlikteyiz. Bugün Ramazan'ımızın yarısını geçtik değil mi hocam? Evet. Ramazan ayının sanıyorum 17. orucunu tutuyoruz. Allah yaptığımız ibadetleri, tuttuğumuz oruçları ve bu dua ayı ve Kur'an ayı olan Ramazan ayının ülkemize, milletimize ve Ödemiş'imize hayırlar getirmesini temenni ederek bugünkü sohbetimize başlıyoruz. Bugünkü Ramazan sohbetlerimizin konusu Mehmet Raif Cilesun Hoca. 1906 yılında Ödemiş'te doğdu. Öğrenimini İzmir Sultanisi'nde devam etti. Bu sırada Yunanların İzmir'i işgali tahsilini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Cumhuriyet'in ilanına müteakip Ödemiş ilçesinde İmam Hatip Okulu'na kayıt oldu. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun uygulanması ile İmam Hatip Okulu kapatıldı. Bu Galatasaray Lisesi ayarında oluyor. İzmir'deki Sultaniye dediğiniz o ayar. Galatasaray Lisesi ayarında çok böyle kapatıldı. Yani tamamen batıya açık
bir şey yani Ege'nin en güzel şeyi, lisesi ve... Evet. Ödemiş İmam Hatip Okulu kapatılınca 1925 yılında İstanbul Robert Koleji'ne kayıt oldu ve buradan mezun oldu. Dolayısıyla İngilizce, Fransızca başta olmak üzere Arapça, Farsça dillerine vakıftı. Hatta Ödemiş'te yaşadığı dönemler Rumcayı da öğrendi diyebiliriz. Yunan gitmeden evvel tabi burada 5000 tane Rum var, 1000 tane de Ermeni var. Ödemiş ekonomisi arası tamamen azınlıkların elinde olduğundan dolayı. Dolayısıyla bu Ödemiş'teki ticari hayatı onlarla beraber yürüttü ve onlardan öğrendi. Evet. Dolayısıyla Rumcayı da kısmen biliyordu yani. Evet. Böyle bir güzelliği de vardı büyüğümüzün. Türkiye'de dini neşriyatın öncülerindendir. Sönmez neşriyatın ilk kurucular arasında yer almıştır. Evet. 1949 senesinde ise bir siyasi partinin İzmir milletvekili adayı olmuştur. Evet. Fakat milletvekili olamamıştır. Evet. Aslında milletvekili veya siyasi hayata girmesi, siyasete atılması sadece stratejik bir olaydır. Evet. Yine de İslam'a hizmet etmek için bu yola girmiştir. Abi bunu ben size ileride soracağım tekrar. Evet. 1951 yılında İlim Yayma Cemiyeti'nin kurulmasına öncülük yapmış. Tabi İstanbul İlim Yayma Cemiyeti'nin kurulmasına öncülük yapmış. Daha sonra İzmir'de İl Fakirlerini Koruma Derneği ile Halk Eğitim Derneği'nin kurucusu olmuştur. Bu arada İlahiyat Dernekleri Federasyonu tüzüğünü hazırlayarak kurulmasına vesile olmuştur. Yeni İstiklal Mecmuası ve günlük siyasi gazete çıkarma teşebbüslerinde bulunmuştur. Aynı zamanda yazar, entelektüel bir insan olduğunu anlıyoruz. Dönemin entelektüeli ve yazarı. Kalemi gayet güçlü yani. Evet, kalemi gayet güçlü. Halen İzmir'de Kur'an-ı Kerim Bilimlerinde Öğrenci Yetiştirme Derneği'nde o gün orada faal bir görev yapmaktaydı. Yazar eserlerinde Osman Efendiler var. Onlar da Kur'an kursunun başkanları, öğreticileriydi. Onları da ziyaret eden. Buradaki alimler var. Buradaki alimler hep onun şeyinden öğrendik. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nda veyahut da ne diyorlar ona, Milli Eğitim Talim Terbiye Kurulu var ya, oradaki üyelerin dahi hep böyle Ödemişli olduğunu, kendi çevresinden olduğunu tek tek anlatırdı yani bize. Siz onu bizatihi evet, kendi ağzından kendi duydunuz. Kendi ağzından hep bunları duyduk. Yani evet, şifahen diyelim, şifahi şifa olarak duyduk, bunları duydunuz. Duyduk. Abi şöyle notlarım var. Evet. Ödemiş'i ziyaretlerinde o günkü tabi yedek subay Yiğit ordusunda görev almış. Evet. Bugün ticaret hayatında Ödemiş'in ilklerinden olan Osman Efendiler ismiyle evet, anılan evet, yedek subay Osman Efendi evet, ile arkadaşlığı vardı ve her Ödemiş'e geldiğinde Osman evet, Efendi'yi ziyaret ederdi. Tabii. Şimdi talebelerini şöyle bir bakalım mı hocam? Evet. Şerafettin Gölcük. Evet. Arif Biçer. Evet. Arif Biçer sanıyorum vefat etti değil mi hocam? Vefat etti. TRT sanatçısıydı bu, neyzendi değil mi? Neyzendi. Türkiye'de neyzen bilen iki kişi vardı. Onlardan birisi de efendim Ertuğrul köyünden aslen bir Çerkez olan Arif Biçer abimizdi, rahmetli. O da bizim Kestane Pazarı'nın en kurmay talebelerindendi. Evet. Hem hafız hem de çok böyle sesi çok güzel bir kardeşimiz. Evet, evet. Sonra Yusuf Kamer, evet, babam Yusuf Kamer, o da onun Kiraz'dan sohbetlerinde oluyor, bulunmuş ve evet, onun öğrencisi olma evet, şansına sahip olmuştur. Evet. Ne kadar güzel. Evet. Ve ondan da bize sirayet etmiş bazı şeyler de diyebiliriz. Güzellikler bize de intikal etti yani Allah'ın. Hamza Aktan. Yani Hamza Aktan da Yüksek Kurulu Başkanı'ydı değil mi? Hamza Aktan da şeydi, efendim, Kütahyalı aslen, Kestane Pazarı'nda yetişti. Orada liseyi okudu, ilahiyatı da bitirdi. Sonra ilahiyatta profesör oldu. İlahiyatta
Diyanete intisap etti. Diyanete intisap ettiğinde de Din İşler Yüksek Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Onun, o da yani yine de Kestane Pazarı'nın yetiştirdiği en kurmay, en büyük alimlerden birisi olarak çıktı ortaya. Hacı Raif amcanın gayretleriyle. Evet. Cemal Bilir, Ödemiş İmam Hatip Lisesi'nin ilk müdürüymüş. Ulu Cami imamının şeylerinden, efendim abisi oluyor, Kestane Pazarı'nın şeylerinden. Bir tarafta Kestane Pazarı'nda okuyor, bir taraftan da İzmir Lisesi'yi okudu. Sonra Ankara İlahiyatı bitirdi. Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nda birinci sınıf müfettiş olarak uzun uzun yetişti. 1974 yılında Ödemiş İmam Hatip Okulu açıldığında Ödemiş İmam Hatip Okulu'nun ilk müdürü, o da rahmetli oldu. Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Amin. Böylelikle onları da anmış oluyoruz. Amin. Yaşayanlara Allah uzun ömürler, amin. Vefat edenlere buradan rahmetler diliyoruz. Bir de Mevlüt Sarı var. Mevlüt Sarı zaten Ödemiş'te şu anda halen yaşamakta hocamız. Mevlüt Sarı da benim yakın akrabam. Benim büyük dedem Ayasoluk'tan oluyor. Mevlüt Sarı hocamız da 58, 59, 60'lı yıllarda burada hafızlığını bitirdi. Hafızlığını bitirirken günde 6 sayfa ezberliyordu. Sonra İmam Hatip Okulu birinci devresini dışarıdan bitirdi. İlk girişte bir şeydi yani, bir girişte bitirdi. Sonra ikinci kısmına İzmir İmam Hatip'te mezun oldu. Bilahare 1959 yılında açılan İstanbul İmam Hatip Okulu'na kaydoldu. Oradan mezun oldu. Milli Eğitim'de görev yaptı. Bilahare Ödemiş İmam Hatip Okulu'na şey yaptı. Milli Eğitim'in açmış olduğu bir imtihanla yurt dışına gidecek olan iki kişi tevsip edildi. Onlardan birisi de bizim Mevlüt Hoca oldu. Nereye gitti? Viyana'ya gitti. Uzun müddet orada görev yaptı. Bu esnada da meşhur kitaplar var. Mevarit diye. Yani Arapça lügat yani. Mevarit kelimesi tabi Türkçe karşılığı ne oluyor? Kaynak oluyor. O şekilde bir eser. Efendim Arapçadan Türkçe'ye, Türkçe'den Arapçaya, İngilizce'den Arapçaya, İngilizce'den Arapçaya. Ya şöyle yapalım. Farsça'dan. Şöyle konudan çok uzaklaşmadan. Evet. Birkaç bilgi verelim yeterli. Çünkü üstadım, zamanımız çok dar. Bir de üstadım bir de şey yaptı. Ne diyorlar adını? Kur'an-ı Kerim'i de şu an tefsir etti. Hafızla çalışırken de süperiydi ki. Normal bir insan günde bir veya iki sayfa ezberle ama üstadımız 6 sayfa ezberliyor. Tamam. Evet. Şey. Abi şöyle inşallah bir günde Mevlüt Sarı hakkında program yaparsak bunları değerlendiririz. Şimdi benim aldığım notlara üzerinden gidelim hocam. Ha. Yalnız sizden bir ricam olacak. Estağfurullah. Benim size tevcih ettiğim soruları açarken çok uzatırsak eğer program yetmez. Az az bilgiler verelim. Birer şöyle bir kaşık diyelim. Herkesin ağzı tatlansın. Çok uzatırsak hem konudan da uzaklaşmış oluyoruz. Özünü yapalım. Şimdi babası deniz ticareti yapıyordu. Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra tahsiline devam edemedi. Babası işlerinin başına dönmesini istedi. Çünkü yanında ona yardımcı olacak kimsesi yoktu. Ve onun tahsilini yarım bırakmasını bu şekilde yarım bırakmış oldu. Devam edemedi. Yani yüksek tahsil yapamadı. Babasının yanında deniz ticareti ile meşgul oldu. Onlara biz armatör diyoruz hocam. Tabii, deniz ticareti. Deniz ticaretiyle meşgul oldu ama Alsan şeyde de Feyzupaşa Bulvarı'nda da manifaturculuk yapıyordu. Demek hem onu yaparken hem de babasının işleriyle ilgileniyordu, öyle mi hocam? Evet, aynen dediğiniz gibi. Hı-hı. Hacı Raif amcamız böyle hem ilimde hem de böyle eğitimde hem de ticarette çok yönlü bir insan. Artık o tamamen Türkiye'ye mal olmuş yani. Bütün Diyanet mensupları, en kurmay hocaları dahi onun talebesidir. Velhasıl ticaret hayatının esnasında da bugün Akbank'ın kurucusu kimdir? Hacı Ömer Sabancı. Evet. Onunla dahi arkadaşlığı vardır. Onlarla beraber ticaret yapmışlar. İzmir'in en büyük tüccarı, taciri.
Böyle bir şey tip yani. Evet. Ama bütün servetini hayatının sonunda tamamen eğitime, İslam'a vermiştir. Böyle bir şey. Hocam. Abi şöyle birkaç not almıştım. Evet. Yine Dinmeyen Gözyaşları kitabının ön sözünde evet. Hacı Raif amca şöyle diyor. Evet. İkinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği yıllarda evet. Ticaret hayatının içindeydim. Evet. Ticaretin yanında hayatım çeşitli uğraşlar içinde geçti. Evet. Kolej tahsilim sırasında malum Robert Kolej'inde okumuştu. Kolej tahsilim sırasında misyonerlerin davranışları gayelerinin ne olduğu beni uzun uzun düşünmeye sevk etti. Neden Türkiye'mizde şahane okullar yapıyorlar. Evet. Hastaneler açıyorlar. Evet. Spor tesisleri kuruyorlar. Evet. Kütüphaneler tesis ederek bedava denecek şekilde kitaplar dağıtıyorlar. Evet. Anladım ki bütün bunlardan maksat milli duyguları zayıf, dini bilgilerden mahrum Türk çocuklarını avlamaktan başka bir şey değildir. Tabii. Ben de gücümün yettiğince mukabil davranışa giriştim. Evet. Bunlarla mücadele etmeye karar verdim. Evet. Allah demenin korkudan sağa sola bakıldığı günlerde okullarda din dersleri görülmesi ve çok önceden kapatılmış olan İmam Hatip okullarının açılması için mücadele verdim. Türkiye'mizde dini neşriyatın ilk ışığını yakan Sönmez Yayın Evi'ni kurdum. Abi burada aslında özetlemiş hayatını. Yani hedeflerini çok güzel bir şekilde burada anlatılıyor. Bundan da öte karşı taraftaki muarızlarının kötü niyetlerini, yani harp şu bu falan yapmadan kendi elemanlarını Batı, Amerika kendi okullarını, yabancı okullarını yetiştiriyor. Daha sonra o yetiştirdiği elemanlar vasıtasıyla ne yapıyor? Hedefine ulaşıyor. Bunları yakından görmüş, bunları yakından yaşamış. Ondan dolayı Sönmez Şiatı kurmuş. Kurucuların arasındaki meşhur Ali Fuat Başgil var. Sönmez Yaşayat, 50'li yılların içinde kuruldu. Bunun içinde ne var? Gazetenin adı neydi? Yeni İstanbul. Yeni İstanbul mu? Yeni İstiklal diyor. Yeni İstiklal. Yeni İstiklal şeyi var. Tabi biz bunları hep okuduk, gördük. Tabi parası yok yani. Hocam canım bunları şey yapacak ama bu defa gidiyor kimden şey yapıyor, himmet yardım istiyor. Sakıp Sabancı'nın babası Hacı Mehmet Sabancı biliyorsun 1948 yılında Akbank'ı kurdu. Ondan ödeş para aldı. İlk İslami şeyleri, takvimleri, kitapları onların aracıyla sattı. Daha sonra bu kitapları Türkiye'nin her tarafında bulunan talebelerini dağıttı. Onlar da sattı. Hemen şeyi gönderdi, Hacı amcayı gönderdi. Velakıl velhasıl İslam'ın eşyat, Sönmez Neşriyat günden güne inkişaf etti. Türkiye'de en çok dini neşriyat yapan önümüzdeki kitapların neşriyatın şeyi de böyle Hacı Raif amcanın gayretiyle, himmetiyle oldu. Abi şöyle birinci bölümün sonuna geliyoruz. Bir toparlayacağım ben. Yine eksik olan taraflarını size söyleyeyim. Evet. Toparlayalım. Birinci bölümünü bitirelim. Evet. Hacı Raif amca ile ilgili ikinci bölümün çekimini de haftaya bırakalım inşallah. Önümüzdeki sohbete bırakalım. Olur mu? Takdir senin hocam. Evet. Allah razı olsun. Toparlayalım. Hayır vesile oldunuz efendim. Böyle bir değer yani. Hacı Raif amcanın hayatı baştan başa yani Türkiye'nin yönünü tamamen böyle dini diyaneti şey yapan gecesi gündüzü şey olmayan biri yani. Yetiştirdiği talebeleri bakıyorsun, Eleser Üniversitesi'ni gönderiyor, orada okutuyor. Efendim Batı'yı gönderiyor, İstanbul'u gönderiyor. Velhasıl Ali İhsan Yurt vardı mesela, bu Sönmez'in genel müdürüydü. O kadar süper ki,
Yani Ali İhsan Yurt, evet, daha önceki yani, sohbetlerimizde geçmişti. O genel müdür yani, o da aynen öyle. Osman Turan ne var mesela? Osman Turan Türk Tarih Kurumu'nda üye veya başkandı neyse. Onların kitaplarının basınının varınca kadar bütün Türkiye Hacı Raif Amca'yı biliyordu, onun yolunu takip ediyordu yani. Ödemiş, ödemiş bu bakımdan bir derya yani. Evet, şimdi birinci programımızın yani Hacı Raif Cilesun ile ilgili yaptığımız olduğumuz programın ilk bölümünün sonuna doğru geliyoruz. Ben şöyle bir toparlamak istiyorum değerli hocam. Toparlıyordum. Kalan kısmını da inşallah diğer programda tamamlarız. Şimdi Hacı Raif amca 1906 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk tahsilini Ödemiş'te yaptı. İmam Hatip okulunu burada okurken Tevhid-i Tedrisat Kanunu'ndan dolayı okul kapatılınca buradan önce İzmir Sultaniyesi, sonra da Robert Koleji'ne devam eder ve orayı bitirir. Orada misyonerlerin faaliyetlerini de gözlemler ve hep bunları düşünerek geçen zaman ne yapabilirim? Bu millet, bu nesil için nasıl yardımcı olabilirim diye düşünmüş ve ancak bunun tek çözümünün neşriyat, kitap basmak ve ancak onlara böyle kitapla ve bilim ışığında onlara yardımcı olabileceğini düşünmüş. Tabii üstadım şöyle yani, üstadım şöyle bir şey var. Hazreti Ali Efendimiz'in meşhur bir şeyi var. Kelam-ı kibarı var. Ne diyor? Rütbelerin en üstünü ilim rütbesidir. İlla ilim yani Hacı Ali Efendimiz'in. Ve onların yapmış olduğu misyonerlik faaliyetlerinin karşısında nasıl durabilirim? Bu neslimize nasıl aydınlatabilirim? Onlara nasıl ilim, irfan verebilirim? Düşmüş oldukları bu manevi hastalıklardan nasıl kurtarabilirim noktasında hep düşünceler içinde yaşamış ve o günden Sönmez Neşriyatı kurmaya karar vermiş diyebiliriz. Ondan sonraki yıllarda çıkardığı tüm Sebil-i Reşat dergisinde yazdığı yazılar ve Sönmez dergisinde yazdığı yazılar, İstiklal gazetesi mi? İstiklal, Yeni İstiklal gazetesinde yazdığı yazılar ve çıkarmış olduğu romanlarla 10 küsur kitapları var. Bu gençliğe hizmet etmiş. Allah kendisinden binlerce kez razı olsun. Amin. Mekanı cennet olsun inşallah. Ama kendisi hakkında yazılanlar çok az. Bunu çok ikinci programımızda ele alacağız. Ya. Mesela kendisi hakkında onlarca kitap yazmış ama kendisi hakkında bir kitap yazılmamış. Şimdi buradan ilim, bu konuda çalışan, Ödemiş'le ilgili çalışan, Ödemiş'e değer katan ve ilim irfan sahibi insanların özellikle Hacı Raif amca ile ilgili biraz kafa yormalarını, biz burada bunun bir açılışını yapmış olalım. Bizimki sadece onu bir anma, Hacı Raif amca hakkında gençlerimizi bilgilendirme ve bir farkındalık oluşturmaktır. Bizim amacımız bu. Bundan sonraki yapılacaksa Hacı Raif amca ile ilgili bir sempozyum düzenlenebilir. Bilimsel. Bir panel çalışması yapılabilir. Çünkü bunu hak ediyor kendisi. Tabii. Sonra Hacı Raif amca ile ilgili bir eser kaleme alınabilir. Tabii bu temennilerimizi burada söylerken Ödemiş için gayret sarf eden tüm insanları bu konuda hizmet etmeye davet ediyorum. Onu da söylemiş olalım. Hocam söyleyeceklerimiz çok fazla. Üstadım zaten şöyle bitirelim ama. Bir iki cümle bitiriyorum çünkü. Bitirelim üstadım. Hacı Raif amcadan, Raif Cilesun'dan, tabii onun talebesiyiz. Onun zamanında 60-61-62 yıllarında İzmir'de onun yanında bulundum. Sohbetlerini dinledik. Yani Hacı Raif amcanın esas şeyi, örnek aldığı şey Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy İstanbul'da, Ankara'da da Ankara'da da büyük bir alim mi o. İzmir sorumlusu da Raif Cilesun. Bunlarla hep böyle müşterek halinde çalıştı. Hı hı.
Dayısı da vardı, Mustafa Sadvet, Sebilir Reşat'ta o da yazı yazıyordu. Hem aileden hem de dayıdan. Abi, böyle sıradan bir şey değil yani bunlar. Bir noktaya temas etmek istiyorum. Ödemiş hükümet konağı önünde, Yunan işgali döneminde şu papazlarla bir fotoğraf bir fotoğraf var. Evet. O fotoğrafı getiremedik gerçi ama geçen haftada kısaca onun üzerinde durmuştuk. Evet. O fotoğraf şu anda ÖKAM'da da var. Ödemiş Yıldız Kent Arşiv ve Müzesi'nde de var. Evet. Üç tane papaz. Evet. Eski müftülerden Mehmet Raif Efendi. Evet. Mehmet Raif Efendi'nin oğlu ve Mustafa Sadvet. Evet. Yani Ödemiş kaymakamı. Tabii. Mustafa Sadvet orada yer alıyor. Demek ki Mustafa Sadvet Raif Ciresu'nun dayısı. Evlat da dayıya çekiyormuş. Evet. Ve bu da çok önemli bir detay. Onu burada vurgulamak istedim abi. Evet, teşekkür ediyorum. Allah size razı olsun. Hayırlı vesile oldunuz. Şimdi değerli Ödemişler, değerli hemşerilerimiz, Ramazan ayının güzelliği içerisinde farkındalık oluşturmaya, Ramazan sohbetleriyle sizleri bilgilendirmeye gayret ediyoruz. Programlarımız inşallah Ramazan boyunca devam edecek. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz ayrıyeten. Evet. Hocam, bugünkü sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki programda yine Ödemiş'in çok az bilinen alimlerinden, yazarlarından, entelektüel Mehmet Raif Ciresun hocamızı önümüzdeki programımızda da inşallah ağırlayacağız. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.